Merhaba, bu video ses kaydında affetmek ve affetmenin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu anlayabileceğiniz açıklamalarda bulunmak istiyorum. Affetmekle birini ya da bir şeyleri bağışladığınızda o kişiyle tekrar diyalog kurmak zorunda değilsiniz. Affetmenin ne kadar büyük bir erdem olduğunu herkes bilir zaten. Yani affetmeyi bilen ve affedebilen insanların hayatlarını daha pozitif yönde etkileyebileceklerini söylemek istiyorum. Bazen affetmenin hata yapan kişiye verilen bir hediye, bir ödül olduğu zannedilebilir. Oysa ki bilmeniz gereken şey, affettiğiniz takdirde karşınızdakine değil, kendinize iyilik yapmış olacaksınız. Yani affetmek sizi özgürleştirecektir. Farkına bile varmadığınız zincirlerinizden kurtulacaksınız. Kin, öfke, intikam isteği gibi olumsuz duyguların esiri olmaktan kurtulacaksınız. Kısacası affetmenin gücü, insanın üzerinde belki de hiç düşünmediğiniz kadar çok olumlu etki yaratır. Affetmeyen insanlar genelde geçmişte tutsaktır. Mutsuzluklarına neden olan, onlara kötülük yapan insanları affetmeyerek en doğru işi yaptıklarını düşünürler. Oysa ki bu düşünce en büyük kötülüğü kendilerine yapmaktadır. Çünkü affetmediğiniz takdirde hayatınız boyunca kocaman bir kamburu da sırtınızda taşımış olursunuz. Affetmediğiniz kişileri affettiğiniz takdirde ilk hissedeceğiniz şey huzur ve dinginliktir. Nasıl ki öfkeli insanlar sürekli endişeli, gergin ve mutsuzsa, affeden insanlar da tam tersine mutlu, huzurlu ve dingin olurlar. Affetmeye öncelikle anne babamızdan başlamamız gerekmektedir. Evet, belki anne babanıza kızgınlığınız olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak her çocuk annesi veya babasıyla çocukluğunda veya ergenliğinde olumsuz şeyler yaşamıştır ve iç dünyasında, bilinçaltında onlarla ilgili bir kızgınlık olabilir. Belki onlara değil aslında kendinize kızgın olabilirsiniz. Şimdi yapacağımız bu meditasyon çalışmasıyla anne, baba ve içimizdeki çocukla buluşalım. Onlarla şimdiki halimizle buluşalım. Bu çalışma içerisinde Ho'oponopono tekniği kullanılmıştır. Çalışmaya başlamadan önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videonun açıklama kısmında Instagram adresim bulunmaktadır. Arzu ederseniz Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi rahatsız edilmeyeceğiniz ve rahat edebileceğiniz bir ortam sağlayın. Bu ortamı sağladıysanız yarı oturur pozisyonda olun lütfen. Uzandığınız takdirde uyuyakalma olasılığınız yüksektir. Hazırlıklarını tamamladıysan, derin diyafram nefesleriyle bedenini gevşetmeye çalış. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Derin bir nefes daha al ve yavaşça ver. Bedeninin ayak parmaklarından saç diplerine kadar gevşediğini ve rahatladığını hisset. İşte böyle. Çok güzel. Derin bir nefes daha al ve yavaşça ver. Şimdi beraber, şimdiki bu halinle
geçmişinde en çok vakit geçirdiğin evin sokağına gidiyoruz. Şöyle bir etrafına bak. Neler var çevrende? Çocuklukta en çok oynadığın evin önündesin. Neler görüyorsun? Etrafına iyice bak. Şimdi evin kapısına doğru ilerle. Ve kapının önüne geldiğinde kapıyı 3 kez tıklat. Kapı açıldı ve şu an karşında annenin çocukluğunda hatırladığın o gencecik hali var. Seni görünce tanıyamadı. Merhaba anne. Bak ben geldim. Büyümüş halimle karşındayım. Annen seni tanıyamadı. Şaşkın. Ama gözlerindeki o ışıktan şimdi seni tanımaya başladı. Hadi içeriye gidelim dedi. Ve annenle birlikte en çok vakit geçirdiğin odaya doğru yürü. Baban da orada. Annen babana seni tanıtıyor. Baban da şaşkın şaşkın sana bakıyor. Ama o da senin kim olduğunu fark etti. Şimdi hazır annen ayaktayken onun ellerinden tut. Şu an tam karşında duruyor anne. Onun gözlerinin içine bak. Ve ona şimdi ne söylemek istiyorsan hepsini anlat. İçinde kalan, söyleyemediğin, kızgınlıkların, kırgınlıkların veya kendini suçladığın şeyler, itiraf etmek istediğin şeyler, ne varsa hepsini annene anlat. Canım yavrum, sana her ne yaşattıysam veya yaşatamadıysam beni affeder misin? Seni kucağıma alıp başını okşamadıysam, seni göğsüme sevgiyle basmadıysam, basamadıysam beni affeder misin? Sana ne kadar değerli olduğunu hissettiremediysem, seni değersizleştirdiysem, sana kendini değersiz hissettirdiysem, beni affeder misin? Sana yeterli olmadığını hissettirdiysem, sana yeterli olmadığın duygusunu yaşattıysam, deneyimlettiysem, beni affeder misin? Seni anlamadıysam, anlamaya çalışmadıysam, duymazdan geldiysem, beni affeder misin? Özür dilerim yavrum. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Sana teşekkür ediyorum.
benim çocuğum olduğun için sana teşekkür ediyorum. Anne, artık farkındayım. Her şey benim bu hayatta daha güçlü ayakta durabilmem içindi. Sen bana sadece aynalık yaptın. Yaşadığımız her şey benim tekamülümü arttırmak içindi. Sana teşekkür ediyorum anne. Seni affediyorum anne. Artık her şeyi öğrendim. Artık bana ne kadar değerli olduğumu, yeterli olduğumu ve güvende olduğumu gösterebilirsin. Seni seviyorum anne. Özür dilerim anne. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Sana teşekkür ediyorum. Şimdi annene sımsıkı sarıl. Hissettiğin o duyguyu içinde yükselt. Annenin boynundaki o anne kokusunu al. İçine çek ve bugüne kadar hiç sarılmadığın gibi sarıl annene. Ve kulağına sen değerlisin anne. Seni seviyorum de. Şimdi anneni bırak ve babana doğru git. Babanın ellerinden tut. Ayağa kaldır. Onun gözlerinin içine bak. Şu an babanla göz gözesin. Ve ona şimdiye kadar içinde kalan, söyleyemediğin, itiraf edemediğin ne varsa hepsini anlat. İçinde kalan ne varsa anlat babanın gözlerinin içine bakarak. Canım yavrum, bilerek ya da bilmeyerek seni üzdüysem, seni kırdıysam beni affeder misin? Seninle ne kadar gurur duyduğumu, sana sürekli söyleyemediysem ya da sana seninle gurur duyduğumu hissettiremediysem, gösteremediysem beni affeder misin? Sana iyi ki varsın yavrum demediysem, sana iyi ki var olduğunu hissettiremediysem, seni anlamadıysam, anlamaya çalışmadıysam beni affeder misin? Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Sana teşekkür ediyorum. Beni baban olarak seçtiğin için sana teşekkür ediyorum. İyi ki benim yavrumsun. Seni seviyorum. Baba, artık farkındayım. Bu hayat yolunda kendi bildiğin şekliyle bana babalık yapmaya çalıştın. Belki ben kırıldım, kızdım,
ama senin bildiğin de buydu. Belki senin öğrendiğin babalık buydu. Sana bu öğretildi. Belki benim beklentilerim yüksekti. Artık farkındayım baba. Artık dönüşüm zamanı. Değişim zamanı. Artık ne kadar değerli olduğumun farkındayım. Yeterli olduğumun farkındayım. Senin gözünde ne kadar değerli ve yeterli olduğumun farkındayım. Kendimi seviyorum. Kendime güveniyorum artık baba. Bunları fark edemediğim için özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Sana teşekkür ediyorum baba. Şimdi babana da sımsıkı sarıl. Kokusunu içine çek. Ve onun da kulağına. Sen değerlisin. Seni seviyorum baba. De. Şimdi sen babana sarılırken annen de yanınıza geldi. Ve üçünüz birbirinize sımsıkı sarıldınız. Ve sen ikisine birden bakarak bugüne kadar sizi yargıladım. Sizi eleştirdim. Suçladım. Oysa ki bu davranışlar size aitti. Sizden aldığım negatif inanç kalıplarını sevgiye dönüştürerek serbest bırakıyorum. Sizi affediyorum. Artık yoluma sevgiyle, mutlulukla, keyifle, bolluk içinde devam etmeye karar verdim. Ve şimdi anne ve babanla aranızdaki o ışık bağı elinle kes, arkanı dön. Ve geldiğin kapıya doğru git. Kapıyı aç. Ve tekrar arkana baktığında anne ve baban gülümseyerek sana el sallıyorlar. Sen de onlara el salla. Dışarı çık ve kapıyı kapat. Etrafa şöyle bir bak. Derin bir nefes al ve orada kapının dışında kendi çocuk halini gör. Onun yanına git, dizlerinin üzerine çök ve kendi çocukluğunu incele. Üzerinde ne var? En sevdiği kıyafeti mi? Ayaklarına bak, ne var ayaklarında? Saçları nasıl? Sana bakarken gülümsüyor mu? Sana bir şeyler anlatmak istiyor mu? Şimdi onun gözlerinin içine bak ve sana tüm anlattıklarını dinle. Ve şimdi sen yine onun gözlerinin içine bakarak merhaba, beni tanıdın mı? Ben senin büyümüş halinim. Bugüne kadar seni unuttuğum
ve sesini duymadığım için beni affeder misin? Sen ağladığında seni fark etmediğim için beni affeder misin? Sen bana kendini ifade etmeye çalıştığında seni fark etmediğim için beni affeder misin? İçimde bir yerlerde olduğunu bildiğim halde seni yok saydığım için beni affeder misin? Seni fark etmediğim ve seni incitmelerine izin verdiğim için beni affeder misin? Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Sana teşekkür ediyorum. Ve şimdi o çocuğa sarıl. Boynundan kokla. Bir elinle başının arkasını tut. Ve onu göğsüne doğru bastır. Bu senin içindeki çocuk. Öyle sıkı bastır ki çocuk senin içine girsin. Ve artık bu çocuğu asla unutma. Onu kimsenin incitmesine izin verme. Ve onun sesini her zaman duy. Şimdi ayağa kalk. İki elini birbirine sürt. Avuçlarındaki enerji kanallarını aktif hale getir. Ve her iki elini kalbinin üzerine üst üste koy. Önce kendine, sonra anne babana, sonra içindeki çocuğa. Sana yardım eden ışık varlıklara ve Yaradan'a affetmenin erdemini sana bağışladığı için sonsuz şükürlerini sun. Her iki elini yüzüne amin dercesine sür ve affetmenin vermiş olduğu bu huzurla kendini hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Mucizeler her daim seninle. 7 7 7 Aktif oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Sevgiyle ve hoşça kalın.